Fizik 801, klasik mekanik 4. ders. Bugün acele etmeyeceğiz. Bugün biraz yavaştan almak zorundayım. Çünkü eğer dikkatli olmazsam sesim yavaşça gidebilir. Bugün öğrendiklerimizin uygulamasını yapacağız. Uygulama yapmanın dışında herhangi bir yeni şey yok. Ve bu iyice anlamamızı sağlayacağı için önemlidir. Burada bir golf topu ya da bir tenis topunun yörüngesi var. Bunu alfa açısıyla atıyoruz. X yönünde yatay bileşeni V0 kosinüs alfa ve düşey bileşeni V0 sinüs alfadır. P noktasında en yüksek noktaya ulaşır ve S noktasında yere geri döner. Bu yön Y'nin artış yönüdür. Bu da X'in artış yönüdür. Çok aşina olduğumuz ve burada gördüğümüz eşitlikleri oldukça yoğun bir şekilde kullanacağız. Burada gördükleriniz herhangi bir ivmenin olmadığı X yönündeki bir boyutlu hareket için denklemlerdir. Ve bunlar ise ivmenin olduğu Y yönündeki bir boyutlu hareket için denklemlerdir. Bu denklemleri kullanmak için tüm bu sabitlere ihtiyacımız var. X0, V0, X ve V0, Y. Bunları geçen defa görmüştük. X0'ı seçiyorum ve keyfi olarak 0 seçiyorum, Y0'ı seçiyorum. X yönündeki hız asla değişmeyecektir. Bu V0 X'in daima V0 kosinüs alfa olarak kalacaktır. Fakat Y yönündeki hız başlangıçta T eşittir 0'da V0 sinüs alfadır ve bu değişecektir. Çünkü burada gördüğünüz gibi eşitlikte T vardır ve bu nedenle hız değişecektir. Bu T değiştirecektir. Ve bu yön Y'nin artış yönü olduğundan Y yönünde ivme eksi 9,8 olacaktır. Daima G'ye artı 9,8 aldığım için bu eksi G'dir. Şimdi sizlere önceden cevabını görmediğiniz ilk soruyu sormak istiyorum. Bu yörüngenin şekli nedir? Oradaki 3 numaralı eşitliğe gider ve bu 3 numaralı eşitliği zamanın fonksiyonu olarak, yt'yi zamanın fonksiyonu olarak eşittir v0 sinüs alfa çarpı t eksi 1/2 gt kare şeklinde yazabiliriz. Bir numaralı eşitliğe gider ve herhangi bir andaki x değerini V0 çarpı kosinüs alfa çarpı T şeklinde yazabiliriz. Şimdi T'yi yok edersem ve bunu en iyi şekilde yapmanın yolu burada yapmaktır. T yerine X bölü V0 kosinüs alfa yazmaktır. Burada X'e karşı Y'yi elde edeceğimiz için bütün T indislerini yazmayabiliriz. T'yi yok edeceğiz. Bu T değerini burada ve orada yerlerine yazacağım. Bu durumda Y eşittir. Burada V0 var ve burada da var ve bunlar birbirlerini yok eder. Burada sinüs alfa ve orada kosinüs alfa var ve tanjant alfayı oluştururlar. Ve burada X kalır. Bu durumda Y'yi tanjant alfa çarpı x eksi 1/2 g çarpı x kare bölü v0 kosinüs alfa'nın karesi şeklinde elde ederiz. Ve şimdi dikkatlice bakınca y'nin bir sabit çarpı x ve eksi diğer bir sabit çarpı x kare olduğunu göreceksiniz. Bu bir paraboldür. X cinsinden ikinci dereceden bir eşitliktir ve bir paraboldür ve bu şekle sahiptir. Şimdi zamanı yok ederek bir parabol elde ettiğimizi görüyorsunuz. Şimdi bunu bugün biraz daha detaylı olarak incelemek istiyorum. Cismin en yüksek noktasındaki bu durma noktasına hangi anda geldiğini
cismin Y yönünde durma noktasına geldiği zamanı, en yüksek noktaya geldiği zamanı ve bunun ne kadar yükseklikte olduğunu bilmek istiyorum. Bunu yapmanın en iyi yolu 4 nolu eşitliğe gitmektir ve eşitlik 4'e ne zaman 0 olursun diye sormaktır. Çünkü bu anda Y yönündeki hız 0'dır. Bu durumda, bu en yüksek noktada bu hız 0 olmalıdır. En yüksek P noktasının kurumunu bulmak için kendimize 4 nolu eşitlik yardımıyla öncelikle şu soruyu sorarız. Y yönündeki hız ne zaman 0'dır? Ve bu durumda P noktasında V0 sinüs alfa eksi GT ifadesine eşit olan V0Y terimi 0 olacaktır. Ve böylece P noktasındaki zaman V0 sinüs alfanın G'ye bölümü olacaktır. Bu cismin en yüksek noktaya ulaşması için geçen zamandır. Bu durumda yerden en yüksek nokta nedir? Nerededir? Şimdi 3 numaralı denkleme gitmemiz ve bu zamanı orada yerine yazmamız gerekir. Böylece T anındaki P noktasının Y değeri olan en yüksek H noktası V0Y çarpı T'ye eşittir. Yani V0 çarpı sinüs alfadır. Fakat bunu buradaki zaman ile çarpmanız gerekir ve diğer bir V0 sinüs alfa elde ederim. Ve buraya da G'yi koyuyorum. Eksi GT. Hayır. Bu eşit. Eksi 1 bölü 2 GT kare. Eksi 1 bölü 2 çarpı bu V0 sinüs alfa kare bölü G karedir. Çünkü burada T kare olduğundan dolayı tüm ifadesinin karesini alıyorsunuz. G'nin bir tanesi gider ve bu durumda en yüksek noktayı bulursunuz. O tahtayı kapatmayayım diye buraya yazayım. Havadaki en yüksek nokta V0 sinüs alfanın karesi bölü 2G'ye eşittir. İşte bu en yüksek noktadır. Buna biraz renk vereyim. Çünkü bunu silmek istemeyebiliriz. Tabii ki bu noktanın, havadaki en yüksek noktanın V0 büyüdüğünde daha yüksek olması mantıklıdır. Eğer daha büyük bir hız ile atarsan daha yükseğe gidecektir. Böylece V0'ın payda, yani yukarıda olacağı sezgiyle anlaşılır. Eğer açıyı küçük bir açıdan daha büyüğe arttırırsam daha yükseğe çıkacağı mantıklı mıdır? Tabii ki. Yüksekliği mümkün olan en büyük değerini verilen bir hız için alfayı 90 derece yaptığınız takdirde elde edebileceğinizi anlayabilirsiniz. İşte bu gökyüzünde gidebileceği en büyük yüksekliktir. Ayrıca bu aynı zamanda çok hoştur. Eğer deneyi aynı başlangıç hızı ile ayda yapsaydınız daha da yükseğe gidecekti. Böylece G'nin buradaki payda da olduğunu gördüğünüz için de mutlusunuzdur. Bu mantığa uygundur. Cisim ne zaman S noktasında olacaktır? Bunu yanıtlamanın iki yolu vardır. Ya bu 3 nolu denkleme gidip nerede 0 değerleri alırsın şeklinde sorarsanız size iki yanıt verecektir. Size bu zamanda burada 0'ım ve o zamanda 0'ım diyecektir. Bunlar istediğin iki zamandır ve bu seçtiğindir. Bu oldukça iyi. Sanırım bunu yapmanın daha hızlı bir yolu vardır ve şöyledir. Bu bir paraboldur ve bu nedenle P noktasında düşeye göre tamamen simetriktir. Yani O'dan P'ye tırmanmak ile P'den S'ye inmek tamamıyla aynı zamanı alır. S noktasına ulaşması için geçen zaman, P noktasına varması için geçen zamanın iki katı olmalıdır ve bu yüzden 2 V0 sinüs alfa bölü G olacaktır. Şimdi yeniden V0 ve sinüs alfanın doğru yerde olup olmadığına bakmak istiyoruz.
gerçekten eğer sürati artırırsam S'ye varmasının daha uzun zaman alacağını tahmin edebilirim. Eğer daha büyük sürat verirsem daha uzağa gideceği ve zamanın daha da uzun olacağı aşikardır. Eğer bunu daha büyük bir açıyla yaparsam daha uzun zaman alacaktır ve bunu ayda yaparsam yine daha uzun zaman alacaktır. Yani bu anlamlıdır. Bu eşitlikler oradaki denklemlerde görülen V0 hızı ve sinüs alfa açısından uygundur. Fakat şimdi bu ders boyunca kullanacağım önemli bir noktaya geliyorum. OS uzunluğunun ne olduğunu bilmek istiyorum. OS mesafesi atış yaptığım ve yeniden yere vurduğum mesafedir. Almış olduğu bu mesafe nedir? Bunun için bir nolu denkleme ihtiyacım var. Bu denklem V0x çarpı zamandır ve V0x ise V0 kosinüs alfadır. Biz V0 kosinüs alfa çarpı yere çarpması için geçen zamanı biliyoruz. Ki bu zaman 2V0 sinüs alfa bölü G'dir. İkiyi buraya yazıyorum ve diğer bir sinüs alfa buraya, G'yi buraya ve diğer V0'ı buraya yazıyorum. Ve böylece cevap V0'ın karesi çarpı sinüs 2 alfa bölü G'dir. 2 kosinüs alfa, sinüs alfanın sinüs 2 alfaya eşit olduğunu hatırlayınız. Ve bu OS mesafesidir ve buna çok ihtiyacım olacak. Farklı renkle belirtmem bana silmememi hatırlatır. Şimdi, neden havada alacağı en yüksek mesafenin V0'ın karesine ve neden yatayda alacağı en uzun mesafenin de V0'ın karesine sahip olduğunu merak ediyorum. Sizin de merak etmeniz gerekir. Neden bu yatay uzunlukta V0'ın karesine sahiptir? Bunu bir şekilde açıklamanın nedeni olmalıdır. Niçin sadece V0 değildir? Niçin V0'ın karesidir? En yüksek nokta hakkında sizleri ikna edeceğim ve o S mesafesi için iyi bir neden vereceğim. Denkleme bakmayın. Sadece değişiklik için düşünün. Denklemlere bakmayın. Sürati iki katına çıkarıyorum. Eğer sürati iki katına çıkarırsam bu durumda cismin yere varması için geçen sürenin iki katına çıkması oldukça mantıklıdır. Fakat havada kaldığı süre iki katına çıktı ise yatay hızı da iki katına çıkmıştır. Ve böylece yatay olarak alacağı mesafe bunun dört katıdır. Dördün ikisi zaman ikiye katlandığı için ve diğer ikisi ise yatay bileşen ikiye katlandığı içindir. İşte bu orada V0'ın karesini görmenizin nedenidir. Tamamıyla akla uygundur. Bu size eğer topu mümkün olduğu kadar uzağa atmak istiyorsanız, beyzbol oynayan insanlar bilirler, 45 derecelik açıda atmanız gerektiğini söyler. Çünkü eğer 45 derecelik açıyla atarsanız bu durumda bu açı 90 derecedir ve bu 1'dir. Tabii ki gerçekte beyzbol oyuncusu daha iyi bilir. Onlar topa efekt verirler, hava akımı ile ilgilenirler, topu döndürürler ve bu durumda bu denklemler geçerli değildir. Bu sadece boşluk ortamında ilgilendiğimiz bir durumdur. Şimdi sahip olduğumuz ve orada üzerinde çalıştığımız sonuçların bazılarını test etmek istiyorum. Küçük bir metal top atacağım. Çeşitli açılarda atacağım. 30 derece, 60 derece, 45 derece. Eğer oradan atarsam masanın neresine düşeceğini tahmin edeceğim. Bir ölçüm, belirsizliklerini bilmeksizin anlamsızdır. Böylece bu üzerinde uğraşacağımız ilk şey olmalıdır. İlk bilmek istediğim şey bu merminin yaydan çıktığı zamanki hızının ne olduğudur. Ve arka arkaya 3, 5, 6 kez atarsam değişiyor mudur? 20 bin dolarlık bir yay tabancası değildir. Muhtemelen değişecektir. Bunu şöyle yapacağım. Evet.
Eğer cismi dikey olarak yukarı atarsam, bu maksimum olarak gidebileceği değerdir. Ve alfa 90 dereceye eşittir. Bu durumda sinüs alfa 1'dir ve yükseklik V0'ın karesi bölü 2G'dir. Başka bir deyişle, eğer gördüğünüz bu yüksekliği ölçersem, eğer cismi dikey olarak yukarı atarsam, bunu benim için ölçebilirsiniz. Bu durumda V0'ın karesini hesaplayabiliriz. Yapmak istediğim ilk şey, bunu dikey olarak yukarıya atmaktır. Ve bana hesaplama yapmak için nasıl yardım edeceksiniz, ne kadar yükseğe gittiğini söyleyeceksiniz. Bu sizin düşündüğünüzden daha kolay olacak. Üst kısmı. Bunu uzaklaştırmamız lazım. Bu çubuğun üst kısmı 3 metre. En üst kısım 3 metredir ve sizden istediğim şey, bu kadar y daha yüksekte, bu kadar y daha aşağıda olduğunu söylemenizdir. Ve bu y'yi hesaplayacağız ve daha sonra tahmin edeceğiz. Bunu iki kez yapacağım. Eğer hazırsanız, üst ve alt arasını ayırt edebileceğinizden emin olun. Oldukça büyük fark yapar. Tamam mı? 3, 2, 1, 0. Daha mı yüksekti yoksa daha mı düşüktü? Daha yüksek. Ne kadar? Bu kadar. Hemfikir miyiz? 5 santimetre olduğunu söyleyelim. Doğru mu? Belirsizliği sonra hesaba katacağız. Bunu tekrar yapacağım. Ne kadar iyi tekrarlanabileceğini görmek istiyorum. 3, 2, 1, 0. Daha mı düşük? Daha yüksek. Daha yüksek. 10 santimetreydi, 5 santimetre miydi? 7 olarak alacağız. 7 olarak alacağız ve belirsizliği hesaba katacağız. Yani H maksimum yaklaşık 3,07. Bu deneyi bu sabah 20 defa yaptım ve 10 santimetreden daha fazla fark ettiği zamanlar oluyordu. Hatta bazen 15 santimetre. Bu yüzden eğer bana bu yükseklik için 15 santimetre belirsizlik için müsaade ederseniz içim rahat olacak. Hatırlayın, 30 derecede atışa başlayınca artık hızı ölçebileceğimiz herhangi bir yer yoktur. Sadece bu yükseklik ve açı değerini alacağız. Bu V0 ölçtüğümüz yöntemdir ve hepsi bu kadardır. Bu %5 hatadır. %5. Peki, şimdi V0'ın karesi nedir? Şimdi bunu hesaplamak çok kolay. V0'ın karesi 3,07 çarpı 2 çarpı 9,8'e eşittir. Hay Allah, hesap makinem kapalıydı. Bu bir ayrıntı. 3,7 çarpı 2 çarpı 9,8. Bu 60,17 eder. Bunu sizlerin de kontrol etmenizi istiyorum. 60,17 artı eksi %5 hata. Bu hata 3 eder ve bu nedenle bunu 60,2 yapabilirsiniz. Lütfen hata yapmadığımı doğrulayabilir misiniz? 3,7 H maksimumdur. 2 ile 9,9'a çarptım ve 60,2 etti. %5 hata var ve %5'lik hata gerçekten 3 eder. Bu metre kare bölü saniye karedir. V0'ın ne olduğu umurumda değil. Çünkü eğer OS uzunluğunu ölçmek istiyorsam tüm ihtiyacım olan şey V0'ın karesidir. Ve eğer evde farklı açılarda yüksekliğin ne olduğunu hesaplayacaksanız tüm ihtiyacınız olan şey V0'ın karesidir. Bu yüzden V0'la ilgilenmiyorum. Sadece V0'ın karesine bağlı kalıyorum ve V0'ın karesi aynı belirsizliğe sahip olacak. %5'lik bir belirsizliğe sahip olacaktır ve doğrudan doğruya H'den gelmektedir. Bunu değiştirmeyeceğiz. Tamam, V0'ın karesindeki belirsizlik bu kadar. Şimdi açıyı 45 dereceye ayarlayacağım. Fakat bunu ne kadar doğrulukla yapabilirim? Bir dereceden daha hassas olarak ayarlayabileceğimi sanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım
gerçekten bir dereceden daha hassas yaptığımı garanti edemem. Şimdi sinüs 2 alfaya ne olur sorusu akla geliyor. Çünkü OS'yi ölçeceğiz. Şimdi sinüs 2 alfa ne olur? 90 derecenin sinüsü 1'dir. Peki 88 derecenin sinüsü ne olur? Eğer 1 derece ileri ya da gerideysem bu hariç tutturamayabileceğim bir değerdir. Ve bunun değeri 0,9994'tür. Bu değer 1'e çok yakındır ve %0,6'lık bir farklılık göstermektedir. %0,06. Ve bu %5'i kıyasla çok küçüktür ve ihmal edilebilir. Alfadaki hatayı unut. Tamamıyla ihmal edebiliriz. Bunun için sebep şudur. Alfa 45 derece olduğu zaman bu durumda 2 alfa 90 derece olacaktır. Ve 90 derecede sinüs eğrisi böyle gidecektir. Burada neredeyse düzdür. Eğer açıda çok az bir değişiklik olsa bile hala 1'e çok yakınsınızdır. İşte sebebi budur. Sadece endişeleneceğiniz şey V0'ın karesindeki belirsizliktir. Ve şimdi benim büyük tahminim geliyor. Şimdi 45 derece için bir tahminde bulunacağım. OS mesafesi eşit V0'ın karesidir. Bunu biliyoruz. Yani 60,2 olduğunu ve sinüs 2 alfanın 1 olduğunu biliyoruz. Ve bu 9,8'e bölümüne eşittir. Bu %5 bir belirsizlik ile 6,14 metredir. Doğru mu? Çünkü belirsizlik V0'ın karesindeki belirsizliktir ve 30 santimetrelik bir belirsizlik vardır. Aslında 31 santimetre. Bu 45 derecelik bir açı için tahminimdir. Bu sadece eğer hava akımı yoksa veya hava akımı ihmal edilebilirse geçerlidir. Ve tabii ki aynı ölçüde gerçekten yay tabancasından top çıktığı zaman V0'ın karesinin tahmin ettiğimiz aralıkta olması ve kötü ve iyi günlerde bulunmamış olması da önemlidir. Bunu artık kontrol edebileceğim bir yol yok. Pekala. Bu noktayı 6,14 olarak belirleyeceğiz. Bu 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4, 5, 6 metre, 6 metre 14. Aman Tanrım, tam buraya kadar. Ve sonra 30 santimetrelik bir hata hesaba katacağım. Doğru yaptım değil mi? Bu doğru. 30 santimetre belirsizlik ile 45 derece. Baştan ta buraya kadar. Ve bir sonraki yaklaşık 30 santimetre. İşte burası. Eğer hesaplarımız doğru ise topun buraya vurması gerekir. Eğer sakıncası yoksa şimdi buraya gelmeni istiyorum. Burada dur. Ve topu yere vurduğu zaman vurduğu yeri parmağını ile belirle. Ben atmadan önce yapma, atış yapmamdan hemen sonra yap. Ve bundan sonra en iyi şekilde sonuçlandıracağını umuyoruz değil mi? Tamam. Endişeli değilsin değil mi? Önceden sahip olduğum topa ne oldu? Cebime mi koydum? İşte burada. Teşekkürler. Şimdi en iyi yapabileceğim şekilde 45 dereceye ayarlayacağım. Ve bundan daha da uzağa atış yapamam. Bu açı gidebileceği maksimum uzaklık açısıdır. Hazır mısınız? Öyle mi? Bana bakma, oraya bak. Hızlı gider. 3, 2, 1, 0. Parmağını oraya koy. Bu harika değil mi? Bu şaşırtıcı değil mi? Şimdi ölçümlerinizdeki belirsizliğin ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz?
Lisedeyken buraya vuracağını söylerdiniz. Bir hataya sahiptir. Ve hatanın dikkate alınması gerekmektedir. Bu arada benim topum nerede? Oh, işte burada. Oh. Oh. Tamam. Artık oturabilirsin. Çok iyi yaptın. Sen orada olduğun için çalıştın. Eğer topu 30 dereceye atarsam ne olacağını merak ediyorum. 30 derecede yaparsam V0'ın karesi yine aynıdır. Bu konuda endişelenmeme gerek yok umarım. Ancak açının 1 dereceden daha hassas ayarlandığı konusunda emin olamam. Haydi itibarımı düşürme diyeceksiniz. Bu 1 derecelik açıdan mümkün olan bu 1 derecelik sapmadan dolayı sadece burada %0,06'lık bir hatamız vardır demek istiyorum. Şimdi bu olası hatayı da ihmal edelim. Edelim mi? Bu risklidir. Bu riskli. Çünkü 60 derecenin sinüsü bu ilgilendiğiniz şeydir. Sanırım 60 derecenin sinüsü 0,866'dır. Evet doğru. Fakat 1 derece aşağıda mümkün olan 2 alfa açısının sinüsü 0,848'dir. Ve bu 0,866'dan oldukça küçüktür. Ve bu yüzden bu açının sinüsündeki belirsizliği kabaca hesaba katmalıyım. Belki yaklaşık 17 ya da 18 birim. Aradaki fark nedir? 0,018. Eğer 62 derecenin sinüsünün ne olduğunu kontrol etmek istiyorsanız, bunun yaklaşık olarak bundan şu kadar daha büyük olduğunu göreceksiniz. Böylece hatayı hesaba katmalıyız. Ve bu her ne şartlarda olursa olsun ihmal edilemeyecek olan bir hatadır. Bu hata 18'in 866'ya bölünmesiyle elde edilir. %2'lik bir hata. Şimdi alfa açısındaki belirsizlik 1 derece olmasına rağmen birdenbire sinüs 2 alfada %2'lik hatayı göz önünde bulundurmalıyız. Ve bunun nedeni sinüs verisinin bu şekilde olmasıdır. Böylece buradaki açıda küçük bir değişiklik hiçbir farklılık oluşturmaz. Oysa buradaki açıda küçük bir değişiklik çok büyük fark oluşturur. Ve sebebi budur. Ve eğer minnacık veya azıcık ileri veya gerideyseniz size çok büyük hata verenin sinüs verisinin eğiminin olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bir tahminde bulunmak için hazırız. İşte tahmin geliyor. Şimdi 30 derece için OS mesafesi. Bu yüzden V0'ın karesine bakmalıyım. Ki bu 60,2'dir. Ve daha sonra sinüs 2 alfa ile çarpmalıyım. Ve bu da sinüs 60'tır. Ve sanırım daha sonra G ile bölmem gerekir. Evet doğru. 9,8 ve 5,31 artı eksi elde ederim. Şimdi sinüs 2 alfadaki %2'lik hata ile V0'ın karesindeki %5'lik hatanın toplamı bana %7'lik bir hata payı verir. Daha iyisini yapamam. Bu yüzden %7'lik bir belirsizliğe sahibim ve 0,07 ile çarpıyorum. Ve bu değere 37 cm'den daha fazla güvenemem. Ve bu yüzden şimdi işaretleri 5 metre 31 cm'ye koyacağım. Bu 5 metre 31 cm işareti ve her iki tarafta da 37 cm'ye hesaba katacağım. İşte burası. Ve burası. Açıyı 30 dereceye ayarlayacağım. Evet, evet buraya gel. Burada kadın gücüne ihtiyacımız var. Burada dur.
Atış hattının dışındadır ve bu top yere çarptığı anda hemen onun üzerine atla. Evet, onu yakala. Tamam, her şey kontrol altında. Doğru olarak işaretlediğinden emin olayım. 5 metre 31 santimetre ve yaklaşık tamam görünüyor. Ve şimdi açıyı 30 dereceye değiştirmek zorundayım. Of. Tamam, bu yapabileceğim en yakın durum. Tamam, hazır mısınız? Öyle mi? 3, 2, 1. İkramiyeyi vurdu. İnanılmaz. Şimdi gururla iddia edebileceğiniz şey, belki hatalarınızla çok aşırıya kaçmayan birisi olduğunu söyleyebilir olmanızdır. Bunu kabul ederim. Fakat bu sabah bunu 5-6 defa yaptığımda V0'daki hata oldukça önemliydi. En büyük fark bazen 15 santimetre idi ve bu yüzden başka seçeneğim yoktu. Fakat biraz aşırıya kaçmayan tarafmışız gibi oldu. Şimdi bu deneyi 60 derecede tekrarladığımı varsayalım. Ne değişecek? Ne değişecek? OS değişecek mi? Hayır. Çünkü 120 derecenin sinüsü 60 derecenin sinüsü ile aynıdır. Burada 2 alfa var. Sinüs 60, sinüs 120 ile aynıdır. Eğer her iki tarafta da birinci derecede belirsizliği hesaba katarsanız, sinüs eğrisinin simetrisinden dolayı bu aynı değerleri elde edeceksiniz. Yani yine %2 oranında ileri ya da geridesinizdir. Herhangi bir fark yoktur ve böylece tahmin değişmemiştir. Fakat sizlere yarı uyanık ya da yarı uykuda olup olmadığınızı görmek için bir soru sormak istiyorum. 30 derecede bunu gördünüz. Aynı başlangıç süresini verince 60 derecede bunu göreceksiniz. Ölçümlerimizin belirsizliği içinde aynı noktaya buraya çarpmak zorundadır. Tabii ki çok daha yükseğe gidecektir. Bu yüksekliği, bu yükseklik denklemini kullanarak hesaplayabilirsiniz. Ve sinüs alfa ile gitmektedir. 60 derece için sinüs daima 30 derece için olandan daha büyüktür. Fakat şimdi soru geliyor. Bu yörünge bundan daha uzun zaman alacak mı? Yoksa her ikisi aynı zamanı mı alacaklar? Kimler aynı zamanda diyor? Kimler daha uzun zamanda diyor? Kimler daha kısa zamanda diyor? Tamam. Bir gruptan memnunum ve diğer gruptan memnun değilim. Golf topunun ayrıldığı andaki yatay hız nedir? Eğer süratler her iki durumda da eşit ise bu yatay bileşenin bu yatay bileşenden daha büyük olacağını göremiyor musunuz? Eğer aynı mesafeyi gidiyorlarsa bu yolculuk daha uzun zaman almalıdır. Çünkü gördüğünüz gibi buradan oraya gitmesinin ne kadar zaman alacağını onun x yöndeki yatay bileşeni belirler. Yukarı doğru atış yaptığımı varsayalım. Buraya çarpması sizce ne kadar zaman alacaktır? Hiç yatay bileşen yoktur. Değil mi? Böylece bu yörünge hakkında düşünün. Bu yörünge daha uzun zaman alacaktır. Fakat aynı yerde sona erer. Pekala, 3 numara. Buraya gelir misin? Bu işaretleri değiştirmek zorunda değilim. Doğanın kendini yenilemeye istekli olması şartıyla bunların hepsi mükemmeldir. 60 derece. Oldukça yükseğe gidecektir. Fakat her şey iyi giderse aynı işaretler arasına çarpması gerekir. Hazır mısınız? 3, 2, 1, 0. Burada. Evet, burada değil mi? Çok teşekkür ederim. Harika. Bak. Belki de belirsizliklerim o kadar da kötü değildi.
Burada ikramiye için güç bela şanslıydık. Hata sınırları içinde fakat buna daha da yakın. Böylece belirsizlikler yaptığım gibi çıktığı için oldukça mutluyum. Topu bulabilir miyiz? Onun sıçradığını herhangi biriniz gördü mü? Oo evet. Tamam. Şimdi bu dersin farklı bir kısmına geçeceğiz. Bu aslında çok çok üzücü bir bölümdür. Afrika'da insanların maymunlara ateş ettiğini biliyorsunuz. Burada ağaçta bir maymun var. Çok mutlu. Ve burada 8.01 dersini asla almamış bir avcı var. Ve bir silah var ki bu silah golf topu silahı ve silah ile maymunu hedefliyor. Belli bir hız ile golf topunu ateşliyor. Bu V0 hızı olsun. Bu nedenle yatay bileşeni, bunu tekrar ve tekrar göreceksiniz. V0 kosinüs alfadır. Ve düşey bileşeni V0 sinüs alfadır. Bu benim Y'nin artan değerim ve bu da X'in artan değerim olsun. Bu golf silahı gerçekten birinci sınıf bir silah değildir. Çok şükür. Ve avcı bu golf topunu atarsa böyle olur. Ve burada P noktasında son bulur. Şu ana kadar maymun şanslıydı. Şimdi, oldukça trajik fakat gerçektir ki maymun silahın ateşini gördüğü zaman kendini aşağı bırakır. Ve şimdi soru geliyor. Maymun güvende midir yoksa bu maymunun son günü müdür? Şu soruyu soruyorum. Bu yer çekimi olmadığı durumdaki yörünge ve bu yer çekimi olduğundaki yörünge. Hepimiz bu konuda hemfikir olabiliriz. Belli bir T1 anında yer çekimi olmaksızın golf topunun burada olduğunu varsayalım. Bu durumda yer çekimi olduğunda tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak burada olmalı çünkü X konumu XT1 aynıdır. Çünkü yatay hız aynıdır. Yani yer çekiminin olmasından ya da olmamasından bağımsızdır. X yönünde herhangi bir ivme yoktur. Ve böylece her ikisi de tamamen aynı X konumundadırlar. Bu fark nedir? Bu yer çekiminin varlığında ve yokluğunda denklemlerindeki farktır. Ve zamanın fonksiyon olarak y, eğer hala görebiliyorsanız oradaki 3 numaralı denkleme bakabilirsiniz. V0y ki bu V0 sinüs alfadır çarpı t eksi 1/2 gt kareye eşittir. Eğer yer çekimi yoksa bu terim olmayacaktır. Bu düz çizgidir. Yer çekimi olduğunda aynı şeydir. Fakat bunu çıkarmak zorundasınız. Bu nedenle bu mesafe 1/2 GT1 karedir. İşte bu mesafe. Ve bu eğri bu miktar kadar daha aşağıdadır. Şimdi golf topunun P noktasına çarptığı zamana geliyoruz.
Ve bu noktanın konumu x t2 ve zamanı t2'dir. Eğer yer çekimi olmasaydı top burada olacaktı. Bu felaket anında x yönünde aynı konuma sahip olmadılar. Peki, şimdi maymun ve golf topu arasındaki mesafe nedir? Birinde yer çekimi olan, diğerinde olmayan bu iki yörünge arasındaki mesafe nedir? Aynı nedenden dolayı bu mesafe 1 bölü 2 g t2 kareye eşittir. Ve hepimiz biliyoruz ki eğer maymun t eşittir 0 olduğu anda düşmeye başlarsa t2 saniyesinde tamamen 1 bölü 2 gt kare mesafe düşecektir. Tam olarak. Bu daha da trajik olamazdı. Ve maymun öldürülecektir. Fakat sizler bu silahın hızını oldukça iyi bir şekilde değiştirebileceğimi söyleyebilirsiniz. Oo, hayır. Oo, hayır. Silahı aynı alfa açısı altında daha büyük bir hızla ateşleyebilirim. Yörünge bu olur ve maymun orada öldürülecek. Bunu daha küçük bir hızla yapabilirim ve maymun burada öldürülecek. Daima buraya varacağı için bu merminin hızından bağımsız. Aynı zamanda maymun tamamıyla aynı mesafe kadar düşecektir. Ancak hız çok küçük ise mermi yere maymundan daha önce çarpacaktır. Bu durumda maymun güvendedir. Çok ama çok kritik olan tek şey alfadır. Tamamıyla maymunu hedefleyecek şekilde olmalıdır. Eğer böyle değilse maymun güvende olacaktır. Şimdi bu klasik ve oldukça trajik dramaya şahitlik yapmadan önce buna farklı bir bakış açısından maymunun nazarından bakmanızı istiyorum. Maymun orada oturuyor, silaha bakıyor ve golf topu maymuna doğru geliyor. Ve her ikisini de bir asansör içine koyuyorum. Ve asansör serbest düşme yapıyor ve hatta her ikisi bunu bilmiyor. Her ikisi de G ivmesiyle düşüyor. Maymun burada serbest. Silah da burada. Ve koşunun hızı V0. Ve böylece maymun kurşunun ona doğru doğrusal olarak geldiğini görecek. Orada parabolik eğri gibi herhangi bir şey yok. Her ikisi de bu düşen asansörle düşecektir. Ve mermi geliyor. Maymun çok akıllı bir maymundur ve kendi kendine ne kadar yaşayacağım diye söylenerek aşağıdaki hesabı yapar. Eğer bu mesafe d ve bu h ise, bu durumda maymunun bu mesafenin karekök d kare artı h kareye eşit olduğunu söylemektedir. Yani maymunun nazarından öldürmek için gerekli zaman karekök d kare artı h kare bölü v0 olacaktır. Bu maymunun kaç saniye yaşayacağıdır. Ve sizler de oldukça akıllısınız ve bu diyagrama bakıp hayır asla diyeceksiniz. Eğer bu mesafe d ise bu durumda buraya ulaşması için hız v0 kosinüs alfadır. Başka bir deyişle cismin bu x değerine ulaşması için gereken süreyi yani MIT öğrencileri için T öldürme zamanı D bölü V0 kosinüs alfaya eşittir. Peki kosinüs alfa nedir? Bu D'nin karekök D kare artı H kareye bölümüdür.
Böylece kosinüs alfa yerine d bölü karekök d kare artı h kare yazabilirim. Ve sizler ve maymun, maymunun ne kadar yaşayacağı zaman konusunda tamamıyla hemfikirsiniz. Bu hangi referans çerçevesinde çalıştığınıza bağlı olmadığı için oldukça iyidir. Düşen referans çerçevesi veya hatta buradaki referans çerçevesi için. Maymun masanın yaklaşık 3 metre üzerine yerleştirilecektir. Hepimiz bunun yaklaşık 0.8 saniyede düştüğünü biliyoruz. 3 metrede birçok deney yaptık. Yaklaşık 0.8 saniye alıyor. Bu yüzden her şey çok hızlı gidecektir. Maymunu oraya koyacağız. Öncelikle maymunu sahneye getirmeden önce bu golf topunun yörüngesini görmenizi istiyorum. Zaten bu maymun için acı vericidir. Ne olacağı konusunda maymunun bir ön deneyim yaşamasını istemiyorsunuzdur. Böylece deneyi maymunun yokluğunda yapacağız. Sizlere merminin yörüngesinin kabaca nasıl olduğunu göstereceğim. Üç, iki, bir, sıfır. Burada bir yere çarpacaktır. İşte burası o P noktasıdır. Bu acıklı drama olayını gördüğünüzde burası her ikisinin birbirine çarptığı zaman maymunun varacağı noktadır. Şimdi bunun maymun için çok acı bir gün olduğunu hayal edebilirsiniz. Maymunu getireceğim şimdi. Buranın arkasındadır ve Robert'a biraz saygı göstereceğinizi umuyorum. Onun adı Robert ve onu getirmem bir dakikamı alabilir. İşte Robert. Bu vesileyle üstümü değiştirmenin uygun olduğunu düşündüm. Maymun avlamaya çok sık olarak gitmiyorum. Fakat gittiğimde bu şekilde gitmekten hoşlanıyorum. Robert burada ve Robert'ı oraya yerleştireceğiz. Elektromıknatısı etkin haline getirdiğimiz zaman kendisini oraya tutturabilmemiz için Robert'ın başında bir metal preka var. Akımı kapatırsak bu durumda Robert düşecek. Bu elektromıknatısı etkin hale getiren şey. İşte başlıyoruz. Robert'ın sinirli olduğunu görebiliyorum ama onu suçlayamazsınız. Bu hayatın en güzel günü değil. Bu arada bizlerin zalim olmadığımızı bilmenizi istiyorum. Kurşun geçirmez yelek giyiyor. Vücudun her yerini titrediğini hissedebiliyorum. Çok sinirli. Robert, kendini bırakma. Bu arada bunu göstereyim. Bu silahı Robert'a mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde hedefleyebilmek için her şeyi yaptığımızı bilmeniz oldukça önemlidir.
Robert daha düşme. İlk önce silah kurmak zorundayız. Tut onu. Şimdi tut onu Robert. Bu her zaman Robert'ın başına gelir. Tamam. Tekrar düşmeyeceğine dair bana söz verdi. Ben silahı kurduğum zaman eğer golf topunu bulabilirsem işte burada. Daha sonra elektrik devresi devreye girecek. Ve silah ateşlendiğinde akım kesilecek. Ben bile sinirliyim. Bunu itiraf ediyorum. Biliyorsunuz, bu yapılacak çok kötü bir şey. Korkunç bir şey. Hazır mısınız? 3, 2, 1, 0. Zavallı maymun. Gelecek derste görüşürüz.